Balıkların tablosu bakalım bu hafta onları ne bekliyor? Şimdi Dolunay onların karşıt burcunda gerçekleşiyor. Hı hı. İş ve mesleki konularda sürprizlerle dolu e, olumlu haberler alabilirler. Harika. Aynı zamanda parasal konularla ilgili umulmadık sonuçlar önlerine gelebilir. Sosyal ilişkilerinde yakın çevrelerinden alacakları eleştiriler canlarını sıkabilir. Ne gibi? Yani e, giyimleri beğenilmeyebilir. Hmm. Hayata karşı duruşları eleştirilebilir. Konuşmaları eleştirilebilir. Bu da onların canını sıkabilir. Kişilerin sizin hakkınızda ne konuştuğu, ne düşündüğü bu hafta... Hiç önemsemeyin. Hiç önemli olmasın. Tabii ki bir bakın, siz eleştirildiğiniz konudan hissiyata sahip misiniz? Siz giyiminizle, kuşamınızla kendinizi mutlu hissediyor musunuz? Bir başkasının nasıl gördüğü, nasıl düşündüğü ve yorumladığı sizin için önemli olmasın. Eğer bunu önemserseniz kendinizi psikolojik anlamda yıpratabilir, yorabilir ve zorlayabilirsiniz. Özellikle iş ve çalışma hayatınızda çalıştığınız iş arkadaşlarınızın bir görünen bir de görünmeyen yüzleriyle yüzleşmeniz, bazı gerçeklerle yüzleşmeniz sizi üzebilir. Örneğin kariyer konusunda desteklediğiniz bir kişinin ahdi vefanın farkında olmadığının farkına varabilirsiniz. Bu sizi kırabilir. Ya da maddi manevi yardımcı olduğunuz bir Dostunuzun, arkadaşınızın başkaları, başkalarına sizin hakkınızda dedikodu yaptığını duyabilirsiniz. Bu dedikodular da sizi üzebilir. Özellikle sizin için bu hafta geçmişte sır olarak verdiğiniz, en yakınlarınıza sır olarak verdiğiniz bazı şeylerin tutulmadığı ile de yüzleşebilirsiniz. Açıkçası yüzleşme, iletişim ve ilişkilerde yüzleşme haftasındasınız. Aşk hayatınızda olaylara bakış açınızı olumsuz yani olumsuz etkilenmek istemiyorsanız olaylara bakış açınızı değiştirin. Nasıl bakış açınızı değiştirin? Anlayış gösteriyorum ama anlayış görmüyorum diyerek düşünüyorsanız, değerlendiriyorsanız bir kez daha bunun üzerinde düşünün. Hakikaten partnerinizin tavır ve davranışlarını kendi içinizdeki düşündüğünüz gibi mi görmek istediğiniz için görüyorsunuz? Gerçekten doğru olanı mı görüyorsunuz? Bunun üzerinde düşünün. Ondan sonra konuşmalar yapın. Olaylara bakış açınız aşk hayatınızda olumsuz etkilenmesin istiyorsanız düşünmeden konuşmayın. Değerlendirme yapmadan keskin ve net kararlar alıp vermeyin. Hı hı. Değerlendirme yapmadan keskin ve net kararlar alıp verirlerse aşkta, ilişkide ve evlilikte ...kaoslara neden olabilecek... ...belki ayrılık olmasa bile... ...tartışmalara sebep... ...sebep çıkaracak sonuçlar doğabilir. Buna nasıl engel olabilirler? Düşündüklerinin üzerinde... ...bir daha düşünüp... Hı hı. ...bir daha değerlendirme yaparak... E, ...mutlaka... ...olumlu sonuçları göreceklerdir. Hatta İnşallah. onlara bu hafta önerim... E, ...ilişkilerine bir liste yapsınlar. İlişkide keyif aldıkları yölleri yazsınlar. Bir de canlarını sıkan şeyleri yazsınlar. Bir de e, bu sıkıntıya neden olan tutum ve davranışların ne olduğu, duygularını yazsınlar. Eğer gerçekten düşünerek ortaya çıkaramıyorlarsa, doğru bildikleri yanlışı, yanlış bildikleri doğruyu duygularını hı hı. bir kağıda yazarak ortaya çıkarabilirler. Hani söz uçar yazı kalır, kalır deriz ya. E, bu sizin için ilişkiyi daha kaliteli bir hale getirmek için çok çok önemli sonuçları ortaya çıkaracaktır. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda ola ki hakkınızda yapılan dedikoduları duyup canınızı sıkarsanız psikolojinizi bozarsınız. Ağzı olan konuşuyor deyin, geçin boşverin takılmayın. Bu hafta spotum size. Duygularınızın üzerinde durun. Duyguların üzerinde dur. Dur ve düşün iyi değerlendirme yap. Peki